Ferdi ceza sahasına sokuldu. Ferdi'nin yerden pası. Rossi topuk pası. Yine Valencia. Savunma araya girdi. Bir gol! Gol! Sektepine gol. Rossi! Sekte topuk pası kaldı. Klas vuruş. Plaseyi bıraktı köşeye. Harika bir plase. Direktlerinden topağlara gitti. 3. dakikada 1-0 öndeyiz. Golle başlamak çok güzel ya maça. Rossi'nin plaselerini Fenerbahçe'ye gelmeden önce bu tarz çok golünü izlemiştik. Fenerbahçe'de iki tane buna benzer pozisyonda golü bulamamıştı ama bugün öyle bir klas plase bıraktı ki direktimine. Çok güzel paslaştık. Ferdi'nin golle payı. Ben işte orada son pasta sekince top bir an için üzüldüm ama top bir anda Rossi'nin önünde kaldı. Valencia'nın oradaki baskısı kesinlikle çok çok önemli. Rakibini çok bozmuş Valencia. Edgar topla orta yuvarlığa doğru hareketlendi. Edgar topla çıkıyor. Edgar savunma arkasına doğru uzun bir pas. Giannini ceza sahasına girme çabasında. Kim Min-jae'nin müdahalesi var. Aa! Sarı kart. Yapma kırmızı bunu kart ya. Çıkartıyor. Bunu yapma. Kırmızı kart çıkartıyor. Allah Kim Min-jae'nin müdahalesi Allah için. Ya. Bu olmaz ya. Ya bu futbol. Biz devam kararı beklerken maçın hakemi Ali Şansalan'dan faul kararı. Ama biz Ali Şansalan. İkinci sarı ve bir de kırmızı kart Kim Min-jae'ye. Ali Şansalan'ın futbol bilgisini biz burada daha önce tartıştık tabii. Değil mi? Kaç defa futbolu bilmiyor kendim. Dedik değil mi? Tabii. Ama bu benim gördüğüm hakikaten en anlamsız kararlardan bir tanesi. Yani futbol bir hakemin futboldan bu bakalım, kadar uzak olabilmesi. Bakalım var çağıracak mı? Ben onu merak ediyorum. Abi yok. Allah aşkına hiçbir şey yok. Yani bu ya ikili mücadelede abi gözünü seveyim faul bile yok. Allah'ım yani VAR inşallah çağırır mı? İkinci sarı kırmızıya döndüğü için tabii. Çağırabiliyor mu? Ya bu hakikaten yani futbolun ah bu Türk hakemleri ya. Şimdi yani serbest vuruş kullanacak Trabzonspor takımı. Topun gerisinde Bakasetas var. 24. dakika sona ermek üzere. 10 kişiyiz. Trabzon'daki Minje kırmızı kart gördü. 4 kişilik bir baraj. Barajın hemen arkasında da Osay Samuel yerde yatıyor. Gustavo direkt dibindeydi. Şimdi oradan ayrıldı. İşaret geldi. Bakasetas yerden vurdu. Altay başarılı. Sonrasında top ağlara verdi gitti. Mi golü? Verdi golü. Orta sahayı işaret ediyor maçın hakemi. Hayır, Altay ilk pozisyonda kale çizgisi üzerinde topu güçlükle kontrol etmişti. Sonrasında bir hamleyle topu uzaklaştırmak istedi. Ardından Trabzonsporlu oyuncu gelip orada dokundu ve top ağlara gitti. Bakalım Altay bir olsak var mı? Oyun alanında tutmuş muydu? Evet. Ha, direkt bu arada Bakasetas'a, evet, Bakasetas'a yazdılar. Yazdılar. Top kale çizgisini geçiyor. Bakasetas yerden barajın altından geçti top. Biz barajın altında Altay bir oyuncu yerde yatıyordu. Kontrol etmek istedi topu ama top elinden kayıp kale çizgisini geçiyor. Ha, orada yatan Osay yatıyordu. Kaldırdık mı onu? Yok. Onun da yanından geçiyor top. Ha evet. Evet onun da yanından geçiyor top. Kafasının yanından geçiyor top. Osay Samuel yatarken Altay müdahalesinde top maalesef kale çizgisini geçti ve 25. dakikada Bakasetas'la ya ev sahibi ekip maçta durumu 1-1'e getirdi. 9 kişiyiz. Abdülkadir orta döndürme Cornelius'u bravo. Bravo Tisi. Savunma. Bravo müthiş, bravo Salay. Bravo Salay. Müthiş savunma. Bravo Salay. Müthiş bir savunma. Hiçbir şey yok. Cornelius vuramadı, vurdurmadı daha doğrusu Salah'ı. Hakemin başındalar. Hakemin başındalar. Siz istediğiniz şiddette bana itiraz edin. Ben size kart çıkarmayacağım. Bekleyeceğim diyor. Pelkas'la Nazım. Oyuna girmek için hazırlıklarını yapıyor. Pozisyonla ilgili hala karar verilmedi değil mi? Yok. Ali Şansalan hala konuşuyor VAR odasıyla. VAR odasında Halil Umut Meler, Hakan Ceylan, Serkan Ok. 3 tane hakem var. Ne yaparız da acaba VAR'a çağırabiliriz diye herhalde orada inceleme devam ediyor. Evet şimdi de izlemeye gidiyor maçın hakemi Ali Şansalan. Şimdi VAR monitörüne doğru gidiyorum. 84. dakika. Uğurcan geldi şimdi yanına. Karşılaşmanın hakemine. Ya kart göstersene. Kartını çıkar. Yok çıkarmaz. Sen bir git diyor. Gerek yok diyor. Ben niye kart çıkartayım şimdi sana diyor.
Evet, VAR monitörünün önünde Alişan Salan şu an pozisyonu Salah ile Cornelius arasındaki pozisyonu izliyor. Ama bunu normal izlemesi lazım yani. Kıvanç, normal aksiyon devam ederken izlemesi lazım maçın hakeminin. Ağır çekimde izlenebilecek bir pozisyon değil bu. Penaltıyı yani oyunun hızlı akışında ve hangi açıdan, bak bu açıdan izleyecek büyük ihtimalle şimdi. Düşündü, penaltı dedi. Ali Şansalan, bravo Ali Şansalan. Mükemmel bir yönetim Ali Şansalan'dan. Şimdi Salah'ın yanına gidiyor Ali Şansalan. Sarı kart çıkartıyor. Salah'a sarıldın diyor. Pozisyonla alakalı. Ali Şansalan penaltı kararını da verdi. Penaltı kullanacak ev sahibi ekip. Bakasetas penaltı vuruşu için topun gerisine giden oyuncu Trabzonspor'da. Bakasetas topun gerisinde, dakika 87. İşaret şimdi geldi. Bakasetas'ın vuruşunda top ağlara gitti. Maçta durum 2-1 oldu. 88. dakikaya girdik. Ali Şansalan'ın hakikaten damgasını vurduğu maçta. Durum 2-1. Top Tisserand döndü orta yuvarlağa. Orada Novak. Top kaybı Novak'tan. Top Abdülkadir'de kaldı. Abdülkadir topla ilerliyor. Abdülkadir ceza sahasına taşıdı topu. Pası Cornelius'a. Cornelius'un vuruşu Altay başarılı. İkinci pozisyon. Gustavo'dan sekti top. Maalesef fağlarımıza gitti. İlk pozisyonda Altay topu çıkarmıştı. Sekti top. Ardından Yusuf'un vuruşunda Gustavo'dan seken top kaleye gitti. Maalesef maçta durum 3-1 oldu. Duraklama anlarına girdik artık maçta. İlk pozisyonda Altay topu çıkarmıştı. Novak orta alanda topun kontrolünü kaybetti. Abdülkadir'in orada aslında ayağına bir teması da var. Devam diyor Ali Şansalan. Sonrasında